şu an dönüp bakınca 6 yaşındayken inançlı inançsız kavgasına dair bir inovasyona imza attığımı düşünüyorum. Çünkü Tanrı yok diye gittiğinizde çok kırıcı oluyor. Ve tartışma çok uzuyor. Ama şeytan yok dediğinizde çok savunaları gelmiyor. Hazırda argüman da yok yani. İşte bu kainat, bu böcek, bu çiçek, şeytan gibi bir düşman olmadan nasıl yaratılabilir? Belki bu yüzden şeytan kavramı çok oturmamış durumda. Mesela geçenlerde gördüm. İmamoğlu'na YSK üyelerini hakaret etti diye ceza verildiği gün Twitter'da en çok paylaşılan cümle "haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" cümlesiydi. Bunu da şu yüzden söylüyorlar bu arada. Ünlüleri ikna etmek için. Hadi siz de ses çıkarın falan. Ünlüler de düşünüyor. Kokain paramı risk atmalı mıyım, atmamalı mı? Ya bence bu cümle hiç ikna edici değil yani. Hiçbir ünlü bunun için bir line'ını bile bırakmasın. Ya düşünelim. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bir tane dilsiz şeytanımız var. Haksızlık karşısında susuyor. Belki de kendisini ifade edemiyordu. Belki haksızlık olduğunu düşünmüyor bile olabilir yani. O da hakaret etmeseydi diye olabilir. Bu arada dilsiz şeytan taklidiyle dilsiz insan taklidi birebir aynı. Ama dilsiz şeytan deyince kimse incinmiyor. Ya orijinalinde bile belki dilsiz şeytan olsa bambaşka bir dünyada yaşayacak. Ya belki de Adem'e elmayı yeme dedi ama Adem anlamadı.